Tarsus Gezi Rehberi abonelerim merhabalar. Şu anda Tarsus'un eski sokaklarını gezerken geleneksel esnaflarımızdan Baharatçı Faruk'un önüne geldim. Tarsus'ta bu işi geleneksel olarak yapan esnafların bir tanesi de Baharatçı Faruk. Burası Tarsus için eski bir mekan. Faruk ustam kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş buldum. Teşekkür ederim ben de. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sizi sormalı. Teşekkür ederim. Faruk Bey, burası kaç yıldır açık? Burası Tarsus halkına 1976 yılından beri hizmet vermekte. Evet. 1976 yılından beri aralıksız bu işi yapıyorsunuz. Evet. Ve Tarsuslar da gelip buradan baharatlarını temin ediyorlar. Ben de zaman zaman buraya baharat ihtiyacım olduğunda gelirim, baharatı buradan alırım. Çünkü burada her daim baharatın taze olduğunu biliyorum. Burada baharatlar hiçbir zaman beklemez. Yani beklemiş, işte bayatlamış olma ihtimali olmayan bir mekan burası. Ve burada baharatların birçoğunu Faruk Usta kendisi öğütüyor değil mi herhalde? Evet efendim, birçoğunu kendimiz imal. Arka tarafta imalathane var bildiğim evet kadarıyla. 6 tane değirmenimiz var. 6 değirmen var. Evet. Buradaki bütün ürünleri siz kendiniz öğütünüz değil mi? Çoğunluğunu kendimiz yapıyoruz. Evet, burası bir doğal bir aslında evet, alabileceğiniz, baharat alabileceğiniz Tarsus'taki evet, en önemli, en eski dükkanların bir tanesi. Burada en çok satılan ürün hangisi? Yani Faruk Bey, bütün ürünlerimiz talep gören ürünlerdir. Çoğunlukla evde mutfaktaki baharat tüketimi ya da sucuk yapımında kullanılan baharatlar. Ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle hemen yakın çekimi de aldım. Yani sucuk yapmak isteyenler gelip buradan, bakın burada bağırsaklar da hazır. Bir de Faruk Bey, sucuk yapmak isteyenlere direkt soruyorsunuz değil mi? Tabii. Belli bir kilo etin kilo ölçüsünü bilmemiz gerekir. Ondan sonra gerisi baharatlarıyla ilgili her şeyden yardımcı olabiliriz arkadaşlarımıza. Evet, yani kaç kilo sucuk yapacaksanız, kaç kilo etiniz varsa Faruk Bey o miktar etin için, et için lazım olan baharatı buradan size temin ediyor, karıştırıyor, veriyor. Evet. Hatta kendisi burada yapabiliyormuş. Buradaki baharatlara baktığımızda Tarsusların en çok kullandığı baharat hangisi diyebiliriz? Tarsusların en çok kullandığı baharat bizlere özel olan çörek kokusu vardır. Ha evet, Tarsus çöreği diye bir çörek var değil mi? Çöreğinde kullanılan işbum derler buna Arapça. En çok tüketilenlerden, talep görenlerden bir tanesidir. Ya da sabah kahvaltıda zeytinyağıyla yenen zater diye bir ürünümüz var. Bunu biz, bu ikisini biz kendimiz imal ediyoruz zaten. Evet. Müşterilerin takdiriyle de devam ettiriyoruz satışına. Tarsus'ta zeytinyağı kültürü ve baharat kültürü oldukça gelişmiş kültür. Yani zahter genelde Antakya yöresinde bilinir ama Tarsus'ta da Arap kökenli insanlar yoğun olduğu için burada da zahter sabah kahvaltısında zeytinyağıyla beraber evet, tüketiliyor değil mi? Bunu burada biz kendimiz imal ediyoruz. Evet. Hiçbir şekilde hazır alıp satmıyoruz ürünlerimizi. Evet. Bu biberler nereden gidiyor? Biberler çoğunlukla Hatay, evet, Antep. Yani ürünün belli bir numunesi alınıp bazı testlerden geçirildikten sonra satışa hazır olup olmadığına biz karar veririz. Ondan sonra tezgahımıza koyar, ürünü müşteriye takdim ederiz. Evet, her ama daim bizim beğenmemiz gerekiyor. O çok güzel işte, seçicisiniz yani. Faruk Usta diyor ki ben ürünü seçerim diyor. Seçmemize gerek yok. En iyisini alırım diyor. Evet. En iyisini öğütürüm, yaparım diyor. Evet. Ve hiç bayatlamadan ürünü yani bitiririm. Evet. Tekrardan yani buraya sergiye koyarım diyor. İnsanların ürünümüzde yanılmaya da şaşma gibi bir şansı olsun. Evet. Tabak adına ikram ederiz. Çok güzel. Faruk, herkesi de bekleriz. İnşallah. Faruk Bey çok teşekkür ederiz. Tarsus Gezi Rehberi abonelerim. Yani Tarsus'ta doğallıkla gelip içinize sinesine baharat almak istiyorsanız her türlü baharatını bulabileceğiniz yer burası. Baharatçı Faruk. Baharatçı Faruk'un yerinde Faruk Bey soralım. Burası hangi mahalle? Burası Reşadiye Mahallesi. Reşadiye Mahallesi. İki Doğulu Sağlık Ocağı'nın üzerinde. Evet ve herkesin bildiği Çiftli Çarşısı'nın hemen yukarısında değil mi? Biraz yukarısında. Yani yukarısına çıkarken sol tarafta zaten köşede hemen görebilirsiniz. Çok herkesi beklerim. Çay kahve ikramımızdır. Buyursunlar, gelsinler. Çok teşekkür ederiz. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür.